Evet. Kitabımı okumuş olanlar var mı? Bayağı var. Dikkat vücudunuz konuşuyor. Tamam. İsmini öğrenememişsin kitabın. Şu dünyada filli bir kitap vardı diye. Tamam. Tamam, ondan da bahsederim. En son da sizle ilgili duygu ve düşüncelerimi ayrıca aktaracağım. Seminerde anlatacaklarım teorik olmaması çok önemli. Böyle direkt iş hayatında karşılaştığınızda işinize yarayacak bilgiler olması çok önemli. Son sınıflar bir el kaldırabilir mi gruptaki? Son sınıflar. Üçler. İkiler. Birler. Daha aşağısı yoktur herhalde, değil mi? Birler, evet. Hazırlık var mı? Hazırlık var mı burada? Yok. Tamam. Mesaj karşıya giderken hep üç kanaldan gidiyor. Şu anda beni dinliyorsunuz ve benim duygularımı anlamaya çalışırken beni hep üç kanaldan anlar durumdasınız. Söz, ses ve bedendir. Söz diye düşündüğünüzde daha çok kelimeleri düşünün. Yani şu benim anlattıklarımı kağıdın üzerinde düşünün. Ses deyince müziği düşünün. Tonlama, vurgulama, telaffuz. Sesinizi nasıl kullandığınızı düşünün. Beden dili deyince de yüz ifadeleri, mimikler ve vücudun kullanımını düşünün. Sınıflara yayın yapıyorlarmış. Devam etsin sınıflarda çekildiği için. Ve beden dili deyince de yüz ifadeleri, mimikler, giyiminiz, karşınızdakiyle olan mesafelerinizi düşünün. Her türlü mesaj bu üç kanaldan gidiyor. Bir topluluğun karşısına çıkıp onlara hitap ederken, yarın yöneticilik yaptığınız ekipte ekibinizle konuşurken sizi hep bu üç kanaldan anlar durumdalar. Ben şimdi bir şey yapmanızı istiyorum sizden. Karşınızdakine bir şeyler anlatıyorsunuz. O da sizin duygularınızı anlamaya çalışıyor. Düşüncelerinizi değil. Duygularınızı anlamaya çalışıyor. Sözleriniz ne kadar etkilidir? Sesiniz ne kadar etkilidir? Beden diliniz ne kadar etkilidir? Bu üçüne birer not verin şimdi. Verdiğiniz notun toplamı 100 olsun. Herkes bu işlemi aklından bir yapsın. Karşıya bir şeyler anlatıyorsunuz. Karşınızdaki de duygularınızı anlamaya çalışıyor. Sözünüz, sesiniz, beden diliniz ne kadar etkilidir? Toplamı 100 olacak şekilde bu üçüne birer not verin. Şimdi herkes verdiği notu dönsün, bir solundakine, bir sağındakine söylesin lütfen. Dönün ve söyleyin. Bir sol, bir sağınızdakine. Toplamı 100 olacak. Sağ olun. Ben verdiğiniz notları şöyle bir yaklaşık olarak alayım istiyorum. En köşedeki arkadaşım, isminiz? Evet, isminiz? İsminiz? Mehmet. Ne verdin sırasıyla? Söz, ses, beden dili. Kırk, yirmi, kırk. Mehmet, o 90-60-90 gibi oldu. Bir daha öyle örnek olmasın. Atarım dışarı, haberin olsun. Güzel. Başka? Mehmet, sağ ol. İsminiz? Necati, ne verdin sırasıyla? 20-20-60 verdin. O da Necati, ben hanımın sadece fiziğine bakarım, başka da bir şeye bakmam gibi oldu o oranda. Aynen öyle. Güzel Necati. Daha farklı. İsminiz? Erhan, ne verdin sırasıyla? 60-30-10. Söz 60'tır. Ses 30. Beden 60. Ha, 10-30-60 diyelim o zaman. 10-30-60. İsminiz? Hüsamettin Koçak. Ne verdin Hüsamettin? Söze %40, Ha. beden %30, diğer şeyde sese da yine %30. 30, 40, 30. Bu konuda birkaç araştırma var. En temel araştırma 1967'de yapılmış. Profesör Doktor Albert Mahrebian ve Ferris diye iki adam yapıyor. Araştırmanın sonuçları şöyle. Diyor ki araştırma, duygularınızı anlamaya çalışırken karşıdaki kişi sözlerinizi sadece %7 dinler diyor araştırma. Sesin etkisi %38'dir. Beden dilinin etkisi %55'tir diyor. Yani diyor ki araştırma, insanlar ne söylediğinizi sadece %7 dinler. %93 oranında nasıl söylediğinize bakarlar. Ne söylediğinizi neredeyse hiç dinlemezler diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Bir örnek yapalım. İsminiz? Yok, bir arkanızdaki evet. Murat, gel lütfen. Hızla gel Murat.
Şimdi Murat buraya bir konuşma yapmak üzere geldi polis akademisine. Murat otur lütfen koltuğa. Dinleyicilere diyorsun ki Murat otur koltuğa. Değerli polis akademisi öğrencileri, hepinize çok değer veriyorum ve saygı gösteriyorum. Değerli polis akademisi öğrencileri, hepinizi çok seviyorum ve hepinize çok değer veriyorum. Güzel. Cümle aynı kalsın, söz aynı kalsın. Beden dili ve ses tonunu değiştirelim Murat'ın. Bakalım etki değişiyor mu, değişmiyor mu? Siz karar verin. Murat ayaklarını masanın üstüne bir koyar mısın? Koy lütfen. Koy, evet. Yalnız abarttı değil mi? Başını ellerinin arasına al lütfen, evet. Tavana bakarak aynı cümleyi bir daha söyler misin? Değerli polis akademisi öğrencileri, hepinizi çok seviyorum, çok değerli. Hepinize çok değer. Bir aksanalım mı Murat'a? Sağ ol. Murat çok sağ ol. Ve hepinize çok değer veriyorum, saygı gösteriyorum ama beden dili ve ses tonuna baktığınızda etki tamamen değişiyor durumda. Bir ufak örnek daha yapalım istiyorum ben ve isminiz? Evet. Korhan. Şöyle döner misin arkaya doğru Korhan? Yarım yan. Evet, orası iyi. Oradaki hanımefendi isminiz? Evet. Dilek, sen de ayağa kalk. Korhan. Dilek'le bir pastanedesiniz. Tamam mı? Evet. Ve diyorsun ki Korhan Dilek'e. Cümle şu. Yalnız kayıt da yapılıyor şu anda. Dikkat. Evet. Dilek, seninle ileride çok mutlu olacağız. Yalnız Korhan olayı ciddiye aldı, bilmiyorum farkında. Korhan sadece rol çalışması. Diyorsun ki Dilek, ileride seninle çok mutlu olacağız. Bir söyler misin? Öncelikle ablası mı? Koca salonda As devre üst devre. As devre üst devre. Tamam, zaten rol çalışması. Evet. Evet. Söyle. Dilek, seninle ileride çok mutlu olacağız. Korhan, bak böyle harp okulu marşı gibi söylersen o bak esas duruyor. Dilek söyle. Yani daha böyle gülümseyerek ve romantik söyle. Rol çalışması olduğu için. Evet. Dilek, seninle ileride çok mutlu olacağız. Fena değil. Bakın beden dili ve ses tonunu değiştirelim. Bakalım Korhan'ın söylediğinin etkisi değişiyor mu değişmiyor mu siz karar verin. Elini şöyle yapar mısın Korhan? Evet. Yüzünde daha sert bir ifade. Hatta böyle haber sonlarında Reha Muhtar'ın bir bakışı vardır. Sert bir ifade. Bağırarak aynı cümleyi bir söyler misin? Dilek, seninle ileride çok mutlu olacağız. Bir alkış alalım mı ikiliye? Evet. Dilek ikinci de diyor ki bu adam beni günde 3-4 defa döver. Cümle aynı cümle. Beden dili ve ses tonunu değiştirdiğinizde etki tamamıyla değişir. Birçok alanda inceleniyor beden dili ve ses tonu. Ama ben önce size biraz gözler ve bakışlarla ilgili bir şeyler anlatayım. Yani karşıya mesajları gözlerle nasıl verirsiniz, neler aktarır? Biraz ondan bahsedeyim ve ardından diğer kullanabileceğiniz eller, kollar ve süre kalan bölümde birkaç tane daha uygulamadan bahsedeceğim. Önce ben sizden bir şey yapmanızı isteyeyim. Bana tehdit edici bir bakış atar mısınız Allah aşkına? Öyle bir bakın ki ben bakışınızdan bir tehdit hissedeyim Allah aşkına. Öyle bir bakın ki bakışınızda bir tehdit olsun. Hüsamettin sen baştan beri böyle bakıyorsun. Bir değişiklik olmadı. Evet. Bana bakarken başınızı biraz eğer misiniz? Bakın bana ama başınızı eğerek bakın. Aynı bakış. Buna ben kitapta Hulusi Kentmen bakışı dedim. Direkt tehdit hisseder. Uzatmayalım anladık bakış. Hala bana böyle. Ve birisiyle konuşurken başınızı biraz eğin. Karşıdaki beyninin bir yerinde. Diyor ki tehdit ediliyorum. Üzerimde tehdit var ve korku hissetmeye başlıyor. Başı eğmeniz tehdit yaratır. Peki, bana öyle bir bakın ki, sen de kimsin be kardeşim? Ben çok önemliyim ama sana hayatta değer vermiyorum bakışı. Yapın lütfen. Bakışınızda ben, yani ne falan, evet. Çok güzel, bakın bu hanımların biz erkeklere doğal bakışıdır. Biz gideriz hanımların yanına, işte affedersiniz evlenebilir miyiz, arkadaş olabilir miyiz? Onlar böyle başlarını biraz geriye atarlar ve beni ne doktorlar, mühendisler istedi bakışıdır o, sen de kim oluyorsun demektir. Ve Anadolu'da Necati bir laf daha atarsan atarım dışarı. Anadolu'da bir laf vardır, bir adam ukalalık yaptıysa derler ki burnu havada. İyice ukalaysa derler ki Anadolu'da burnu Kaf Dağı'nda. Adamın burnu Kaf Dağı'ndaydı. Aslında söyledikleri bu.
konuşurken biraz geriye attığınızda başınızı, karşıdakinin hissettiği şey bana değer vermiyor ve beni kale almıyor. Peki, öyle bir bakın ki bana, ben bakışınızdan beni dikkatle dinlediğinizi hissedeyim. Başınızın konumu çok önemli. Yani başınızı tutuş biçiminiz çok önemli. Köpeği olan var mı grupta? Grupta köpeği olan? Var, bir kişinin var. Diğerleri köpek gördü mü? Gördük diye havaya... Hepimiz gördük köpek. Ben köpek gördüm diye. Havaya... Evet. İsminiz? Eren. Eren. Köpeğin adı neydi Eren? Junior. Cinli. Junior. Junior. İlginç bir şey gördüğünde başıyla ne yaptığına hiç dikkat ettin mi Eren? Harika. Dünyadaki bütün canlılar ilginç bir şey gördüklerinde otomatikman bakın hareket şudur. Kafayı yana yatırırlar. Birisini dinlerken başınızı bir iki santim yana yatırın. Yapın lütfen. Bir iki santim. Karşıdaki otomatikman ilgi hissetmeye başlar. Tabii yarın bunu derste yapmaya kalkmayın. Hocam derse gidiyor. Hocam. Ve sadece bir iki santim. Biraz başı böyle yana yatırdığınız andan itibaren karşıdaki diyor ki dikkat var, ilgi var ve bana değer veriyor diyor. Fakat bu demin Eren'e sorduğum soruyu bir iş adamları topluluğu. Köpeği olan var mı dedim. Bir bel kaldırdı sanayici. Benim var hocam dedi. Köpeğin adını da dedim. 9-10 tane var dedi. Hani köpek bizde yatırım aracı ya. İşte hisse senedi aldım, köpek aldım gibi. Neyse köpeklerden birinin adını öğrendik. Ben dedim ki köpeğiniz ilginç bir şey gördüğünde ne yapıyor? Ben Eren'in demin yaptığı hareketi bekliyorum. İşte böyle yapıyor diye. Adamın köpeğini hareket şu bakın. Köpeğin hareket şu. Allah Allah. Yemin ederim. Ben de sizin gibi püskürdüm adama. Hocam tam öyle yap. Köpekteki zeka ilginç bir şey önce köpek eli buraya koyuyor ve Allah. Fakat doğal olarak birisiyle iletişim kurduğunuzda başınızı bir iki saatim yana yatırın. Bir vatandaş geldi derdini anlatıyor. Başınız nötr dursun ve dik bakın. Anlatma süresi kısalır. Hafif eğin ve onaylamaya başlayın. Anlatma süresinin inanılmaz arttığını göreceksiniz. Ve ilgi hissetmeye, dikkat hissetmeye daha fazlasıyla başlar. Burada baktığınız bölgede inanılmaz önemli. Yüzde ve vücutta üç bölgeye bakarsınız. Farklı izlenimler bırakırsınız. Birinci bölge gözlerle alın arasındaki üçgen. Buna resmiyet bakışı diyorum ben. Buraya baktığınızda karşıdaki diyor ki benim biraz uzak durmam lazım. Yakına giremem. Benimle mesafeli diyor. İkili olarak dönüp birbirimize bir resmiyet bakışı yapar mısınız? Dönün ikili olarak. Tam bir resmiyet bakışı. Kimse açıkta kalmasın. Sağ olun, çok teşekkürler. Yalnız resmiyet bakışı derken yüzde resmi olacak. Aranızda Allah bakıp vuhuhuhu diye diyor. Yani yüzde de resmi bir ifade olacak. İkinci bakış bölgesi gözlerle ağız arasındaki üçgen. Buraya baktığınızda iletişim bakışı diye geçiyor bu. Karşıdaki diyor ki benimle diyalog kuruyor, rahat olabilirim ve iletişim kuruyor diyor. Bir yapar mısınız? İkili bir iletişim bakışı. Sağ olun, teşekkürler. Üçüncü bakış bölgesi, buraya baktığınızda bu dudaklarla göğüs arasındaki üçgen ve flört bakışı diye geçer. Bunu yaptırmayacağım, rahat olun. Ve duygusal bir beklentiyi anlatır. Bir hanım bir erkeğe bakabilir, bir erkek bir hanıma bakabilir ve der ki o bakış, duygusal bir beklentim var ve aslında flörtte birçok işaret var. Hepsi birleştiğinde onu anlatıyor ama bir tanesi budur, duygusal beklentiyi anlatır. Bunun dışında cidden göz teması çok önemli ve değerli. Önemli olan az bakar ikili bir iletişimde. Az bakarak karşıya dersiniz ki ya ben sana o kadar değer vermiyorum, ben çok önemliyim. Ben şu konuşmayı size şöyle yapsam, hiç göz teması kurmadan. Değerli polis akademisi öğrencileri, işte bu semine bir süre sonra dersiniz ki ya bize değer vermiyor ve bizi kale almıyor dersiniz. Baktığınızda ise değer vardır ve saygı vardır. Ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ziyaretçileri gelir, hepsini kapıda karşılar, hepsiyle tokalaşır. Koruma müdürünün de anlattığı bir şey bu. Fakat içeride otururlar, konuşurken hiç bakmaz vatandaşa. Böyle havaya bakarak konuşur. Toplananlar gözünü ayırmaz ondan. Çünkü değerli olan kişi orada Cumhurbaşkanı. Önemli olan az bakar diye bir kural var. Ve bir profesör üniversitede gidin soru sormaya, size bir şeyler anlatır, size bakmaz. Siz gözünüzü ayıramazsınız oradan. Önemli olan az bakar. Bir milli takım teknik direktörü Türkiye'de yıllar önce bir sempozyumda biz beraber konuşma yaptık bu adamla.
Çıkışta baş başa kaldık arada. İkimiziz. Başka hiç kimse yok. Bir şeyler anlatıyor bana. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Karşıda ben varım. Şöyle yaptık. Ondan sonra böyle yaptık. Sonra diyor işte böyle yaptık. Şok oldum. Olayı da bir arkadaşım izliyor. Sonra yerlere yattı yalnız. Ben de aynısını yapmaya başladım. Nereye bakıyorsa o teknik direktör, ben de onunla beraber. Onun baktı. Şok oldu. Hiç hayatımda öyle bir şey görmemiş. Çünkü o anlatacak. Karşıdaki gözünü ayırmayacak ondan. Döndü, o bana bakmaya başladı. Sonra adam akıllı konuştu. İkimiz de birbirimize baktık. Sonra arkadaşım, ya abi ne oldu öyle dedi. Ne olduğunu gördüm. Abi çok ilginç dedi. Sen dedi başka tarafa bakınca dedi. Döndü sana baktı ve sonra hiç ayırmadı gözünü. Çünkü dersiniz ki karşıya bakmaya. Ben bir taneyim. Senden çok var dersiniz. İki Karadenizli karşılaşmışlar. Birisinin omzunda papağan varmış. Öteki sormuş, nereden buldun bunu demiş. Papağan demiş ki, bunlardan Hopa'da çok var. Şimdi bakmayınca diyorsunuz ki senden çok var. Ben bir taneyim. Oysa insanlara dersiniz ki, değer verdiğinizi anlatmak için, benim için önemlisin ve bakışlarımla bunu anlatıyorum. Dünya basketbol şampiyonasını seyrediyorum. 5-6 ay önce sanırım. 3,5 yaşında bir kızım var benim. Bir şeyler anlatıyor bana. Ben de idare ediyorum. Aa öyle mi kızım falan diyorum, ama maçı seyrediyorum. Türkiye'nin maçı. Bir yakaladı kafamı, bir çevirdi kendisine. Tak televizyonu kapattı. Ufacık çocuk diyor ki 3,5 yaşında, bana bak, gözlerime bak ve bana değer ver diyor. Ben idare ettiğimi zannettim. Herkes ister onu. Gözlerime bak ve beni kale aldığını, beni ciddiye aldığını bana hissettir. İletişimin temelinde olan şeylerden bir tanesi bu. Yapmıyorsanız karşıdaki diyor ki değer azlığı var ve bunu hissediyor. Biraz size aslında gözlerle ilgili çok detay var. Yani gözün baktığı yer beyinden ne geçtiğini gösterir. NLP çalışmalarının sonunda görüldü bu. Bugün Mossad katsaları, MIT'te iyi yetişmiş elemanlar, işte o gözün baktığı yerden beyinden ne geçtiğiyle ilgili ipuçları yakalamayı biliyorlar. Bunun temel bazı teknikleri var. Göz bebeğin büyümesi, küçülmesi, belki yarım saat veya bugün bu bir saat sırf gözler üzerine konuşulabilir. Ama temel işinize yarayacak veriler bunlar. Burada size iş hayatınızda çok işinize yarayacağını düşündüğüm böyle bir bölgeler, sahiplenme ile ilgili anlatmak istediğim bir şeyler var. Bölgeyi nasıl sahiplenir insanlar ve nasıl kendinin olduğunu hissederler diye. Şöyle bir örnekleme yapabiliriz ve aranızdan ben bir kişiyi, Necati'nin hemen yanında oturan arkadaşım, seni alayım böyle, gel. Gel gel, diğer nöbetçi arkadaşım. İsminiz? Ömer. Ömer, hızla gel. Ortalardan bir arkadaşım, sizin isminiz, yalnız oturan, iki yanında boşluk olan, evet. Kalkma kalkma, ismin? Tınçtık. Tamam. Tınçtık, sen orada kal. Ömer, yeni araba aldın, hayırlısı olsun. Mavi bir Palio. Tamam. Tınçtık, bir fotoğrafını çeker misin Ömer'in arabasıyla? Evet. Bir poz verir misin? Ayak nerededir? Onu da tampona koy. Öteki ayağı bayağı tampona koy şuraya. Bir daha fırsat olmaz. Güzel. Aha. Tınçlık, sen fotoğrafı çekiyorsun. Kesin verdiğimiz poz budur değil mi? Tınçlık, bozma ya. Sen devam. Evet. Verdiğimiz poz budur. Eli koyarız benim demek için. Ayakta. Ayağı da koç Ömer. Tam bu pozu verdi Ömer ve fotoğrafı çektiriyor. Yoldan geçen alakasız bir herif gelse ve... Ömer ne yaparsın Allah aşkına? Yeni aldın araba, herif geldi eli ayağa koydu. Saldırın mı herhalde? Bir alkışlayalım mı Ömer'le Tunç'ta? Ömer çok sağ ol. Arabayı götürecek misin? Yok. Şimdi insanlar dokunarak bölgesini sahipleniyor. Diyor ki burası benim ve ben bu bölgeyi kimseyle paylaşmak istemiyorum. Bir Palio reklamı vardı televizyonda, hatırlıyor musunuz? Bisikletli. Adam gidiyor ışıkta duruyor. Bisikletli biri geliyor arabaya elini koyuyor. Bir dahaki ışıkta, üçüncü ışıkta çekiyor arabayı, adam da andıya aşağıya düşüyor. Bölgeleri sahipleniriz. Deriz ki burası benim ve oraya kolay kolay kimsenin girmesini istemeyiz. Ve dokunduğunuzda tehdit hisseder karşıdaki kişi. O bölgeden biz erkekler eşimizi, kız arkadaşımızı böyle bir düğüne gittiğimizde falan nasıl gösteririz benim demek için? Neydi yaptığımız hareket? Evet, Erem'in yaptığı kadar vahşice olmasa bile genelde yaptığımız hareket, cidden atarız kolumuzu ve deriz ki benim bu. Sahiplenmedir. Hanımların ne yaptığına hiç dikkat ettiniz mi? Hanımlar gizlice birbirlerine mesaj yollarlar. Hanımlar birbirleri aralarında gizlice, bizim haberimiz bile olmaz. Eşiniz gelir, sizin üzerinizden hayali kepekler temizler. Buradan kıllar alır eşiniz. Tüyler alır. Kravatınızı düzeltir.
Siz dersiniz ki ya ben dün kafa üstü düştüm. Bu dönüp bakmadı, şimdi kravat düzeltti. Kravat mıravat düzeltmiyor. Etrafa diyor ki Korhan'ı bulana kadar cılkım çıktı. Yanaşmayın. O kadar önemli mi? Alakasız biri gelsin gittiğiniz yerde, tanımadığınız bir kız, yanınızda da kız arkadaşınız olsun. Başka bir kız gelsin ve üzerinizden bir şey almaya kalksın. Ne olur Allah aşkına? Çıngar çıkar, evet. Kesinlikle istemezler ve orada bir sahiplenme var. Birisinin odasına ziyarete gittiniz, oturdunuz. Masasına dokunduğunuz andan itibaren biraz önce o palyodaki adamın veya bir başkasının üzerine gelip dokundu, aynı hissi yaşar karşıdaki kişi. Onun olan herhangi bir şeye dokunun ve karşıdaki der ki tehdit var ve rahatsız oluyorum. Birçok bölge var etrafımızda, böyle taşı attığınızda halkalar oluşur. Onun gibi 4 tane bölge var etrafımızda ve ben size en yakındakini anlatayım. Özel bölge, oraya birisi girdiğinde insanda 2 tane duygu olur: kaç ve saldır. Eğer o bölgeye birisi girerse, özellikle tanımadığınız birisi, bilinçaltındaki duygu kaçma ve saldırma duygusudur. Karakola gelen vatandaş, hiç tanımıyorsunuz, yakınına girin ve ufacık bir dokunun, beynindeki duygu, mahrem olan o özel bölgesinde birisi olduğu için kaçma ve saldırma duygusudur. Orada kimsenin olmasını istemeyiz. En çok da asansörlerde yaşarız bunu. Hiç dikkat ettiniz mi? Asansöre girene kadar sohbet ederiz, bir gireriz asansöre, kapı bir kapanır, kaçma ihtimaliniz artık yoktur. Mahrem bölgenizde sürüyle adam var. Saldırsanız adınız çıkar. Akademide bir manyak var, asansörde millete saldırıyor diye. Hepimiz otomatikman bir şey yaparız. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Yok farz ederiz yanımızdakini ve hep beraber aynı yere bakarız. 5-4 herkes oraya bakar. Çıkınca abi ne olacak Fener'in hali, muhabbet devam eder. İçeride konuşamazsınız. Çünkü orası mahrem bölge ve insanlar orada hiç kimseyi istemiyorlar. Olduğu zaman da büyük bir rahatsızlık duymaya başlıyor insan. Bölgelerle ilgili eklenebilecek şeyler var, anlatılabilecek şeyler var. Ben size bu bölümde biraz da ellerle ilgili birkaç mesajı anlatayım. Yani ellerin mesajları neler, neler anlatabiliyor, neler aktarabilirsiniz ellerle diye. Birinci nokta, iş hayatına atıldınız. Ben de ziyarete geldim çalıştığınız daireye. Oturdum, karşı karşıya oturuyoruz şu anda. Öyle bir oturun ki bana kardeşim ben bu işi biliyorum diyeyim. Ben klima satmaya geldim. Öyle bir durum ki ya diyeyim, ben klima işini biliyor. Ya da bilgi aktarmaya geldim. Ya diyeyim bu işi anlıyor. Herkes bir duruş yapsın. Öyle bir durun ki ben bu işi biliyorum arkadaş duruş. Hepiniz bir duruş yapın. Herkes bir yapsın ha. Öyle bir durun ki. Yalnız grup gereksiz bir kasılma içerisine böyle bir diye herkes. Ben bir hareket göstereceğim. Benimle beraber yapın lütfen. Hep beraber yapın bunu. Karşıdakiler otomatikman diyor ki ya adam biliyor diyor. Böyle bir duruş olabilir mi? Yapın benimle beraber. Herkes yapsın. Yapın yap. Bunu yapınca karşıdaki diyor ki adam hakim ve işi biliyor diyor. De yaparsanız yalnız anlatmaya devam edemem. Bırakın. Evet. Bunu yaptığınızda bu bir hakimiyettir. Ve karşıdaki der ki hakim ve işi biliyor. Kanal 4'te, bu TRT 4'te profesörleri, doçentleri seyredin. Hepsi telefonda, televizyonda konuşurken hepsinin hareketi budur. Hakimiyet ve bilgidir bu. Tabii şimdi şunu kastetmiyorum. Yarın hocanız sözlüğe kaldırır matematikten. Oğlum 3 kere 3 kaç? Tamam, bilmiyorsam bilmiyorum ha. Yaptınız mı? Konuyu da bilmeniz gerektiği kesin. Ama polis akademisi adına bir sivil grubun karşısına çıktınız. Yarın emniyet genel müdürü adına bir ekibin karşısına çıktınız. Sunumunuzu yaparken avuçlarınızı açık yapıp ellerinizin kimi zaman şöyle birleşmesi bir mesaj verir karşıya. Sahip, algısı yüksek ve konuyu sahipleniyor. Ve o sahiplenme ve bilgi arttıkça el yukarı doğru çıkmaya başlar. Alan Pease diye Avustralyalı bir yazar. Aslında o da bir başkasından alıntı yapmıştır. Yüksek çatı hareketi diyor buna. Ve birkaç tane daha bunun gibi yaklaşım var. Ama bu konuda mesela iyi araştırmaları temel kabul edecekleriniz Schober diye bir adam var. Otto Schober. Mesela ilk onun yakaladığı bir şey bu. Bunun dışında başka neler olabilir? Başka hangi hareketlerle mesajlar verirsiniz? Avucun açık hali çok rahatlatıcıdır. Vatandaşla konuşurken, birisine bir şey söylerken avucunuzu açarak konuştuğunuz andan itibaren karşıdakiler diyor ki
Bu bir dilencinin bizden bir şey isteme hareketidir. Ya da dua ederken, Allah'a yakarırken yaptığımız bir harekettir. Karşıdaki diyor ki, bende otorite kurmuyor üzerimde. Yakarıyor ve kendimi rahat hissedebilirim diyor. Ve bunun kullanıldığı birkaç alan daha var. Ama temel olarak kullanılan yerlerden bir tanesi, mesela politikacılar çok kullanır bunu. Avuçlarını açarlar ve öyle konuşurlar. Berlusconi'nin seçildiği hafta Hürriyet'te 3 fotoğrafı vardı. 3 fotoğrafta da eller belin yukarısında ve avuçları açıktı. Halka diyor ki, bakın hiçbir şey saklamıyorum sizden. Hepinizi kucaklıyorum diyor. Bunu bir çocuğa yapın, sarılma ihtiyacı duyar size. Çünkü sarılma var burada. Avucu açtığınız andan itibaren güven duygusu çok artmaya başlıyor. Rahatlıyor karşıdaki grup. Özellikle eller belin yukarısındaysa. Buraya gelen bir batılı konuşmacıysa mutlaka konuşurken hep avuçları açıktır. Ve der ki bilgi aktarıyorum ve sizden hiçbir şey saklamıyorum. Bugünkü sunumda yapmadım ama 3 sene önce geldiğimde katılan arkadaşların hatırladığı bir şey vardır. Gruptan birisinin ismini söyledim, birisinin ismini öğrendim ve hatırlarsınız belki o sahneyi. Hatta Önder olabilirdi çocuğun adı, öğrencilerden birinci veya ikinci sınıf öğrencisi. Avucumu açtım ve Önder buraya gelir misin dedim. Önder yerinden hiç kıpırdamadı. Sonra bu anlattığım bilgileri verdim. Bunların sonunda Önder'e döndüm, aynı öğrenciye elimi çevirdim. Önder buraya gelir misin dedim. Önder kalktı ve gelmeye başladı. Dur dedim. Önder durdu. Dedim bundan 5 dakika önce ben avucum açıktı ve buraya gelir misin dedim. Gelmedin. Şimdi çevirdim, geldin. Niye? Bu neredeyse hiç değişmedi. Yani şu ana kadar verdiğim seminerlerde bu neredeyse hiç değişmedi. Avucumu açarak cümleyi söylediğimde karşıdaki diyor ki rahat hissedebilirim kendimi, otorite yok çünkü bu yakarma hareketi. Elimi çevirdiğim anda bir anda bilinçaltındaki duygu otorite olmaya başlıyor. Bir anda bilinçaltındaki duygu otorite olmaya başlıyor. Bir kapatalım mı burada kameraları? Bunu hala ışığı açık, demin kapalıymış. Kameralarında bu dezavantajları var. Şimdi kapandı. Eli çevirdiğiniz andan itibaren otorite var ve kontrol var dedim. Bunu bayan parti liderlerine öğretiyorlar. Hanımefendi diyorlar, erkek egemen bir toplumda bilinç altında otorite duygusu oluşturmak istiyorsanız elinizi hep böyle kullanın. Bakın bu yapay bir hareket. Bu günlük hayatta neredeyse hiç görmeyeceğiniz bir hareket. Ama bilinç altında erkek egemen bir toplumda oluşturacağı duygu otoritedir. Açabilirsiniz. Direktman otorite oluşmaya ve bilinç altında o otorite kodlanmaya başlar. Ve baktığınızda o otoritenin içerisinde başka şeyler de var. Neler var? Bir devlet kuruluşu, İngilizce bir eğitim veriyorum. Orada bir televizyon görüntüsü gösterdim. 1997 yılında Helmut Kohl ve Mesut Yılmaz'ın bir görüşmesi. Havaalanında Helmut Kohl elini böyle uzattı. Mesut Yılmaz avucu açık olarak verdi ve kontrol karşı tarafın eline geçti. İngilizce bir eğitim ve bu devlet kuruluşunda eğitimi alan grupta Almanlar ve Türkler var. Ortak bir proje. Gruptaki Almanlar gülüştü. Tüh dedim ya, bu örneği vermeseydim. Döndüm Alman gruba, gülmeyin aynısını size de yaptılar dedim. Almanlar yapmadılar dediler. Yapmadılar derken nereden yola çıkıyorlar biliyor musunuz çocuklar? Euro 2001 Leadership diye bir konferansa davet edildim. 200'e yakın dinleyici var. 180'i yabancı bunların, 20 tanesi Türk. Ve orada size başta sorduğum 7-38-55 oranını orada sordum. 180 yabancı el kaldırdı oranı söylemek için. 180 yabancı elini kaldırdı. Salonda oturan 20 Türk elini kaldırmadı. Geçen sene Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde dersler verdim liderlik üzerine. Sınıfta yabancı öğrenciler ve Türk öğrenciler var ve eğitim İngilizce veriliyor. Çok temel şeyleri sorduğumda yabancı öğrencilerin hepsinin eli havada. Türk öğrencilerin hiçbir şey bilmiyor neredeyse. Ve baktığınızda Alman gruba döndüm, gülmeyin aynısını size de yaptılar dedim. Almanlar yapmadılar dediler. Yaptılar dedim. Almanlar yapmadılar dediler. Döndüm Alman gruba, Heil Hitler dedim, hepsinin tüyleri diken diken oldu.
eli çevirdiğiniz anda itibaren bilinçaltındaki duygu otoritedir. Allah aşkına sorarım size. Aynı Hitler açsaydı avucunu, yüzünde İlyas Salman'ın yüz ifadesi ve Serdar Ortaç'ın ses tonuyla Almanlara deseydi ki, "Heil Hitler!" Bir tane adam savaşa girer miydi arkasından? Girmezdi. Herkes orayı izliyor şu anda. O televizyonu kapatırsak dikkat oraya doğru dağılıyor. Nasıl yaparız onu? Ya çevirin öteki tarafa doğru. Ve eli çevirdiğiniz andan itibaren otorite var. Burada eklemek istediğim şey şu. Benim başıma geldi 16 İngiliz yönetici, hepsinin yüzlerinde bir gülümseme. Hepsi ellerini şu şekilde uzattılar. Demin size Mesut Yılmaz Helmut Kohl görüşmesiyle ilgili anlattım. Kitabın son baskısında kullandığım bir fotoğraf var. Ariel Sharon'la Ecevit'in Ankara'daki görüşmesi. Ariel Sharon'un eli böyle. Bizim başbakanın avcı açık durumda. Arkasındaki koruma müdürü Recai Birgün. Benim öğrencimdir. Emniyet Genel Müdürlüğü bu eğitimleri 3 sene önce aldı. Bir ekip 3 sene önce. Sizin de hocalarınız var. Çok iyi bir ekip aldı bu eğitimi. Arkasındaki Recai Birgün avucunu açık olarak vermeyecek Ariel Sharon'la tokalaşsa. Devleti yöneten başbakan bunu bilmiyor. Ve evinize gelen Rainbow satıcıları, tatil köyü Devremülk satıcıları, IBM satıcıları, batılı bütün liderler bizimkilerle tokalaşırken hepsinin yüzünde gülümseme, hepsi elini böyle uzatır. Avucunuz açık olarak verdiğinizde kontrolü ele alırlar. Aklınızdan şu geçebilir, ya hocam bana işlemez. Aynısı işler. Bana arkadan Murat, oradan avucu açık olarak Şerif buraya gelir misin desin, yerimden kalkmam. Murat elini çevirsin ve Şerif buraya gelir misin desin, konuyu bilen biri olarak bile ben oraya gitmeye ihtiyaç duyarım. Şimdi dönüp bir sağınızla bir solunuzla bir tokalaşır mısınız lütfen? Bir sağ bir sol, bir o tarafınız bir o tarafınız. Amir memur yok, tokalaşın ya, ne olur. Evet. Sen de rektörün yerinde oturuyorsun. Ben de teşekkür kabul ettim. Sağ olun, teşekkürler, sağ olun. Ya maşallah 40 binlere çevirdim. Oydu, oydu diye. Şimdi aklınızdan geçeni biliyorum. Hocam adam bunu biliyor. İşte eli böyle uzattı. Biz böyle bir durumda ne yapacağız? İsminiz? Serhat, gel bakalım. Serhat bunu biliyor. Ve bakın kontrolü alacak şekilde elini uzatıyor. Uzat Serhat kontrolü. Öp babanın elini. Arkadaşlar olayları abartmayalım. Bunu belirteyim size. Birazdan başka bir abartma örneği anlatacağım aslında. Şöyle diye düşün. Evet. 16 İngiliz'de elini uzatırken benim sol ayağım öndeydi. Bunu kitabımda da yazmadım. Sadece emniyete verdiğim eğitimde anlattım. Çoğu eğitimde de anlatmıyorum. Size geçen seminerde de aslında gösterdim. Sol ayağım öndeydi. Eli alırken sağ ayağımı öne doğru attım. Eller eşitmiş şu anda? Eşit. İsmin? Serhat. Serhat. Hiç güç kullandın mı Serhat'cığım? Hayır. Hayır. Hiç güç kullanmadım. Eller anında eşit duruma gelir. O 16 İngiliz'den bir tanesi bana diğer eliyle şöyle vurdu. Ona dedim ki, Mr. Denny, benim bu konuda bir kitabım var. Ne kadar arkadan dokunursanız dedim, o kadar samimiyim mesajı verirsiniz. Adam hı diyerek oturdu. Hiçbir İngiliz bu konuda Türkler kadar profesör olamaz. Çünkü dünyada şöyle tokalaşan başka millet yok. Değil mi? Hasan Celal güzel hareketi. Çok sağ ol Serhat. Şimdi yalnız bir şeyi burada vurgulamayı çok istiyorum. İletişim denilen şey kendimiz olmak ve doğal olmaktır. İletişimin içine şu kadar yapaylık girerse problem var demektir. İletişimde kendimizsek bunu herkes hisseder. Bir rol oynuyorsanız onu da herkes hisseder. Bir rolün içerisindeyseniz onu herkes algılar. Nasıl aşacağız hocam? Yani sizin öğrettiğiniz bilgileri nasıl kendi doğal hareketimizmiş gibi yapacağız? Az sonra. Ve yani burada asıl vurgulamak istediğim şey şu. Ben geldim buraya, beni arkadaşlarım karşıladı. 3 sene öncesinden burada beraber olduğumuz, o seminere katıldığımız. Hiçbiriyle tokalaşırken işte sol ayak önde, hiç bunlarla uğraşmadım. Neysem uyum öyle tokalaştım. Ama bunun başıma geleceği yerler var. 2 hafta sonra bir toplantım var. Oturacağım yerden giyeceğim kravat rengine kadar, o tokalaşmaya kadar her şeye dikkat etmem gerekiyor. Yani günlük hayatınıza yansımasına gerek yok. Bundan sonra polis akademisinde şöyle bir şey olmasını istemem. Herkesin sol ayak önde. Abi ne haber? Nasıl gidiyor? Yani iletişimin temelinde kendimiz olmak var. Ve kendimizi karşıya ifade etmek var. Biraz yapaylık giriyorsa onu karşı taraf zaten hisseder. Şimdi burada eller kadar mesela parmakların da verdiği mesajlar var. Çok ilginçtir. Bakın bir örnekleme yapalım.
İsminiz? Osman Uysal. Osman. Osman bırak pardusuyu çünkü şimdi elini kullanacaksın. Sizin isminiz? Evet. Erdal. Osman, Erdal'ı bize böyle sağ elini kullan. Avucunla göstererek bir tanıtır mısın? Nasıl birisidir? Senin gözün tutmadı Erdal'ı gördüğüm kadarıyla ama. Tuttu mu? Tuttu. Fena değil ya. İdare. Erdal zıpkın gibi çok güvendiğimiz bir arkadaşımız mesela. Cümle bu olsun Osman. Avucunla göstererek söyler misin? Erdal abi gayet güvenilir. Zeki, çalışkan bir kız. Osman sen yükselirsin ben sana söyleyeyim. Cidden değil mi? İyi bağladı olayı. Aynı cümle aynı kalsın Osman. İşaret parmağınla göstererek aynı şeyi söyler misin? Erdal abi işaret parmağınla göster. Hı-hı. Erdal abi. Aynı cümle, cümle aynı olsun. Zeki. Erdal abi gayet zeki. Osman seni kimse tutamaz. İki seneye kadar emniyet genel müdürüsün. Ben sana baş parmakla göstererek aynı cümleyi söyler misin? Şöyle hafif bana doğru dön. Ha. Gene bak kendisine ve şöyle. Evet. Bir alkış alalım mı ikisine? Osman sağ ol. Erdal çok sağ ol. Birincide ne hissettiniz Allah aşkına? Erdal abi derken ne vardı? Değer, saygı. İkincide ne hissettiniz? Tehdit vardı. Tehdit vardı. Üçüncide ne hissettiniz? Erdal abi çok zeki falan ama ne oldu? Bizim Erdal oldu. Bir anda abi ve günlük dışarıda yapsın bahsedesi ki Erdal... Erdal abi hop der. Ya bana bunu yapamazsın. Ve daha orada bakın devreye giriyor. Burada cidden değer vardı. Bir arkadaşınızı tanıştırırken hisseder onu. Önder Aytaç hepinizi toplasa ve dese ki arkadaşlar çok mutlu bir yıl geçireceğiz. Parmaklar diyor ki bittiniz siz. Parmağa bakın mal oldunuz diyor. Parmak onu söyler. Böyle yapıyorsa o değeri. Peki baş parmakta o ego var dedim. Ben size şöyle konuşsam ve desem ki değerli arkadaşlar, nacizane düşünceme göre desem, baş parmak diyor ki ben diyor, ben. Ve o güveni anlatıyor ve yönetici yapar bunu, ast yapamaz. Siz yarın işe başladığınızda bir üst olarak çaycıyı böyle çağırırsınız. Dersiniz ki, oğlum bana bir çay getir. Yaparsınız. Çaycı size baş parmak gösteremez. Gelse çaycı, ne istiyorsun desem. Hop dersin ya, dur ya. O size. Ve bakın ego ve güven var ve çok kullanmayın diyorlar. Yalnız şimdi bakın bu anlattıklarımı şöyle bir birleştirelim. Şimdi ben size dedim ki ya işte bu otoritedir, bu rahatlatır. Emniyet Genel Müdürlüğü'yle o kaç 3 yıl, 3,5 yıl önce yaptığımız eğitimlerde eğitimden 2 hafta sonra çok da sevdiğim bir başkomiser aradı beni. Hocam dedi sizin dediğiniz evde olmuyor dedi. Ne yaptınız dedim. Bakın şu bilgileri nerede kullanıyor bütün bu anlattıklarımızı. Akşam evde yengeyle yemek yiyor bunlar. Sütlaç artıyor bir tane. Bu şimdi öğrendi ya hareket şu. Hanım sütlaç benim. Bundan sonrası çok ilginç arkadaşlar. Eşi kaşığı almış bir geçirmiş eline. Ve hocam sütlaç aldı gözüme baka baka yedi diyor. Sizin anlattıklarınız olmuyor hocam diyor. Fakat o eğitimden sonra birçok yönetici arkadaşımdan bu kullanımları. Mesela Sabri Bey, Sabri Durmuşlar Çevik Kuvvet Müdürü'ydü Ankara'da. Birkaç fotoğrafını yolladı. Hocam şurada kullandık inanılmaz işimize yaradı dedi. Bu el hareketleri ve kullanımları ile ilgili. Günlük hayatla ilgili çok iyi örneklerde dönüşte aldık diyebilirim. Ellerle ilgili bir nokta daha var aslında işinize yarayabilecek. Bu sefer tek bir tarafınıza bir tokalaşır mısınız? Tek bir taraf. Sadece tek bir taraf. Bir tokalaşın. İçişme kakışmayı bıraktınız gördüm. Evet. Burada İlginç bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Doğan Cüceloğlu bunu bir gün televizyonda anlattı. Michigan Üniversitesi'nde bir araştırma yapıyorlar. Amerika'da yapılan bir araştırma. Ve Michigan Üniversitesi'ndeki araştırmada, yalnız bakın bu iyi numaradır hepinizin aklında olsun. Amerika'da yapılan bir araştırma deyince topluluk buz keser. Gavur yapıyor arkadaş. Şimdi size ben desem ki arkadaşlar Çorum'da yapılan bir... Baksana Allah aşkına. Ne araştıracak adam? Ama demin Amerika'da dedim. Gavur oğlum bu yapar bu falan. Hocam Çorum'a ne kastınız? Adana'nın birisi Volkswagen kaplumbağa alıyor. Çıkıyor yola. Araba pat pat yapıyor. Motorda bir şey var. Geçiyor ön tarafa motorda ne var diye. Bir açıyor motoru. Motor yok. Motoru düşürdük diyor. Ne yapacağız? Arkadan bir işaret çıkarayım. Aracıyla gideyim diyor. Motoru bulayım yolda.
tak devam edeyim. Arka tarafa geçiyor. Bir açıyor motor. Gevura bak arkadaş diyor ya. İstepne motor takmış arabaya. Şimdi olayı gevura veren oluruz. Michigan Üniversitesi'nde bir araştırma yapıyorlar. 5000 evli çift alıyorlar. Anketlerle en mutlu 50 çifti ve en mutsuz 50 çifti tespit ediyorlar. Oğlunun anlattığı bir şey bu. Sonra bakıyorlar ya bu mutlularda ortak olan ne var? Mutsuzlar ortak olan nedir diyor. Hiçbir ortak nokta yakalanmıyor. Yüzlerce kriter, para, kesinlikle kriter değil. Hatta maddi durumu düşük olan çiftlerin daha mutlu olduğu tespit ediliyor. Eğitim kesinlikle kriter değil. Tek bir kriter buluyorlar. İnanılmaz bir kriter. En mutlu 50 çift, birbirine en çok dokunan 50 çift çıkıyor. En mutsuz 50 çift, birbirine neredeyse hiç dokunmuyorlar. Yalnız not alan arkadaşlarım var. Hanım kısmısını sıvazladın mı? Bunlar mutlu oluyormuş arkadaş diye. O kadar değil yani. Ve dokunmada çok büyük bir cidden sevgi ve dostluk var ve hisseder karşı taraf. Başka bir araştırma tempolu müziğin araba kullanma hızını %8, alışveriş hızını %12 arttırdığını gösteriyor. Bizim atalar şu iki araştırmayı, dokunma ve temponun etkisini yüzlerce yıldır kullanmış bizim atalar. Nasıl mı? Erdal'ın hemen yanındaki arkadaşım. Adem gel lütfen. Buradan da sizin isminiz? Selçuk sen de buradan gel. Selçuk Kurban Bayramı üzeri koyun almaya geldi. Adem sen de koyun satıyorsun. Bir pazarlık yapar mısınız? Nasıldır Allah aşkına? Pazarlık? Bana bakmadan yap, yanlış anlaşılabilir. Koyun pazarları bana bakarak. Evet, yapın kaçıyorlar Allah aşkına. Girin hem kaçıyorlar. Hadi kardeşim ya kaçıyor. Kaç olur hocam? 50 milyondan aşağı. 50 milyondan aşağı olmaz. 45'ten yukarı vermez. 45. 45 olmaz. 50 milyondan aşağı olur. Tamam siz. Üçüncü biri gelir ya. 46 olsun hocam. Hocam. Bir akşam alın bu işliğe. Sağ olun. Evet, sağ olun. Bakın alışveriş böyle olur. Dokunmasınlar birbirlere. Uzaktan baksınlar. Ya kaçı olur Adem Bey desin. Yok bu. Bir dokunurlar birbirlerine. Üçüncü adam bir girer. Al kardeşim hayrına alışveriş olur. Yalnız geçen bayram kayınpeder, bey babam, onun babası, ben gittik böyle. Üç tane koyun ama hangi koyun hangimizin belli değil. Pazarlık vayda vayda. Bunlar koyunları aldılar. Toplu para verdiler. Koyunların sahibi belli değil yalnız şu anda. Koyunlardan bir tanesi döndü kaçmaya başladı. Kayınpeder bana döndü. Şerif senin koyun kaçıyor. Ve yani bunları hep not alın arkadaşlar. Ve bak. Evet. Ve baktınız. Evet. Genel anlamıyla o tempo ve sahiplenme ve bu konuda yabancı kaynakları araştırdıkça hep gördüğüm bir şey var. Atalar bunları o kadar doğal ve içten uyguluyor ki atasözlerine yansımış. Oturma düzeni her şeye yansımış. Ama Batılılar gerçekten araştırmış ve kitaba indirmiş. Ve orada birkaç nokta daha var ama bugün buraya gelmenize neden olan asıl konuya geçeyim. Flört. Evet, beden dilinin flörtte kullanımı ne ipuçları verir? İki gün önce de galiba evlilik üzerine bir seminer varmış. Evet, evet. Katılanlar ve kaldırabilir mi? Yalnız ekip evlilik ve flört üzerine dolaşıyor devamlı, gördün mü? Evet. Şimdi beden dilinde flörtü nereden hissedersiniz ve nasıl karşıya mesaj gider onu biraz anlatayım size. Birincisi, hanımlarla erkekleri karşılaştırdığınızda cidden arada müthiş bir fark var. Biz erkekler çok başarısız bu konuda. Hanımlar acayip dikkatlidir. Bakın şu anda ben arkamı döneyim ve diyeyim ki benim kravatımı tarif eder misiniz? Neredeyse yarınız hatırlamaz. Çoğu ulan kravat mı takıyordu oğlum? Şu salonda hanımlar olsun, döneyim ve diyeyim ki kravat detayının her şeyini yazarlar. Her şeyini anlatırlar. Siz bir eve gidersiniz hiçbir şey görmezsiniz. Hanımlar her şeyi görür o evin içerisinde. Geçen ben 8 yıllık evliyim arkadaşlar. Geçen evde girdim. Kocaman bir ceviz sandık böyle oymalı. Şok oldum. Dedim ki ya Meltem bu ne güzel bir sandık. Dedi ki evlendiğimizden beri o evde. Yemin ederim. Ben 8 yıldır koca sandığı görmemişim. Siz görmezsiniz. Eşiniz gidersiniz der ki hani der televizyonun üzerinde böyle işte horoşa örgü bir dantel vardı onun üzerinde. Siz televizyonu görmezsiniz. Hanımlar acayip dikkatlidir bu konuda. Şimdi bu noktaya geldiğimizde bakın beden dilinde flörtle ilgili mesajlar neler? Birincisi biz erkekler bir hanımdan çok hoşlanmışsak saçımızı düzeltmeye ihtiyaç duyuyormuşuz. Hatta bazılarımız abartırız.
diye yapanlar da vardır. Evet. Genelde bir saç düzeltme, kravatla oynama ve kravatını düzeltme isteği. Bana yapmayalım lütfen. Evet, karşıdan. Ve çalışanlar var. Lan şöyle düzelteceğiz de. Evet. Bunun dışında bir erkek bir hanımdan hoşlanmışsa bir fırsat bulur ve ona dokunur. Yol göstermek için, başka bir şey için, ama dokunarak o karşıya o isteği ve onun olma isteğini anlatır. Erkeklerle hanımların ortak olan ve hanımların çok daha fazla olan aslında beden dili hareketlerine gelmeyi isterim ben. Bir kere hanımların çok estetik ve çok fazla bir saç atma hareketleri vardır hanımlar. Yalnız uzmanlar orada hoş diye atar. Evet, böyle estetik şeye çağırdılar beni. Başka Yerde Yok diye bir program. Tülühan Tekelioğlu ve Fatih Altaylı sunuyor. Kıbrıs'tayım. Atladım gittim, programa katıldım ve Sevgililer Günü'ne denk gelmiş o program. Sine 5'te yayınlanıyor. Orada dediler ki hocam işte Sevgililer Günü'nde flört nereden anlaşılır bilmem ne, onu söyledim. Dedim ki bakın çok büyük bir estetik fark vardır dedim. Tülühan Hanım'a dedim ki saçınızı bir atar mısınız? Attı, cidden çok estetik. Sonra Fatih Altaylı'ya söyledim. Siz dedim bir atın saçınızı onun gibi. Fatih Altaylı da yaptı. Nasıl oldu hocam dedi. Ben dedim ki hani dedim ağacı kesersiniz de düşer ya. Diyor ki hocam yıllardır gazeteciyim, ilk defa tomruk diyorlar diyor. Sonradan da iyi bir dostluğumuz oldu, şakalaştık. Hanımların cidden çok estetiktir. Biz erkekler hayatta o tür estetik hareketlere sahip değiliz. Bir hanım sizden hoşlanmışsa saçıyla yavaş yavaş oynamaya başlar. Saçına dokunur ve hafif hafif saçıyla oynar. Bir hanım sizden hoşlanmışsa bilek içini gösterir size. Hoşlanmamışsa bilek içini hayatta göstermez. Hoşlanmışsa, özellikle sigara içiyorsa, hoşlanmamış birisi böyle durur karşınıza. Hoşlanmışsa bilek için size dönmeye başlar. Öyle değil, oh diye bir hareket yapmaz. Yani sadece ufak estetik bir şekilde bacak bacak üstünü atarken, sizden hoşlanmışsa bacağı size doğru atılacaktır. Bu tarafında oturuyorsunuz, uzak hissediyorsa kendini bacağın öteki tarafı doğru atar. Hoşlanmaya başlamışsa ayak size doğrudur. Tabii şunu kastetmiyorum, yani şimdi hafta sonu Kızılay'a gidersiniz, otobüse binersiniz. Yanınıza bir hanım oturup size doğru bacak bacak üstü atar, yengeniz olur. Değil ya, o hep sağ bacağı sol bacağın üstüne atıyor. Yani o an için denk gelmiş olabilir. Ama bir ipucu, yani hep sağ bacağını sol bacağın üstüne atan birisi o gün size doğru hep bacak bacak üstüne atıyorsa hoşlanma izlenimi olabilir. Boynuna dokunur bir hanım sizden hoşlanmışsa. Boynuna dokunma isteğini duyar. Göz bebekleri 4 kat büyünür. Hoşlanma anında göz bebekleri 4 kat büyür. Arada yakına girip kontrol edersiniz. Hoşlanmamışsa 1/4 oranına kadar küçülebilir. Birkaç nokta daha var ama bunlar temel noktalar. Yalnız bakın bir saattir içerideseniz ben bu kadar dikkatli dinlediğiniz başka bölüme denk gelmedim. Flört bölümünce herkes esas duruşa geçti ve en son dünyadaki farklılıkları da anlatıp onunla bitireyim. Temel duygular tüm dünyada aynı çocuklar. Korku, sevinç, mutluluk, üzüntü. Bunlar tüm dünyada aynı. Japon korkmuşsa adamı yüzünden bellidir. Fransız mutluysa adamın yüzünden mutlu olduğunu anlarsınız. Bir İtalyan kız sizden hoşlanmışsa bakışlarıyla anlatır. Tatillerde, plajlarda timsaha yatan arkadaşlar bilir bunu. Ve hoşlanma, üzüntü bunlar tüm dünyada aynıdır. Farklılıklar var ama. Şöyle yapar mısınız? Yapın lütfen, kaldırın elleri. Necati o kadar siyasi değil be koçum. Evet, kaldırın ama herkes birbirinin kolunu görür durumda olsun. Kaldırın lütfen. Sen de ne? Peder muhtar mı? Niye kaldırın? Evet. Evet, herkes kaldırsın. Ben saymaya başlayın deyince parmaklarınızı tek tek açarak 1-2 diye saymanız, yaz şu fotoğraf çıkarsa siyasi bir olay. Parmaklarınızı tek tek açarak lütfen 1-2 diye saymanızı istiyorum. Hazırız. 1. Şimdi lütfen dönüp birbirinizin parmaklarına bir bakar mısınız? Değiştirmeyin. Bakın birbirinizin parmaklarına. Sağ olun. Çok teşekkürler. İndirin. Bakın çok ilginç. Tüm dünyada bu Northampton Üniversitesi'nde bir seminer istediler yıllar önce. Orada saydırdım. Bütün İngilizler saymaya baş parmakla başladı. Biz Türkler 1, 2, 3, 4, 5 diye başa dönüyoruz. Dünyada insanlar baş parmakla başlıyor. İsminiz? Serdar. Serçe parmakla başlayan 40 yılda bir çıkar yanınıza. Bu şekilde. Bu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde oldu. Öğretim üyeleri 300 tane profesör, doktor ve bunlar tıp doktoru. Sayın dedim, herkes işaret parmağıyla başladı. 5-10 kişi baş parmakla,
Bir hanım serçe parmağıyla başladı. Adını öğrendim sonra, dostluğumuz da oldu. Dilek Hanım, profesör. Neresiniz dedim. Rizeliyim, ne var? Serdar, var mı bir Karadenizlilik? Kıbrıs. Kıbrıs'la iyi de bir şeyler söyleyeyim birazdan. Ve o bir farklılık. Mesela Kıbrıs'ta özellikle eskilerin yaptığı şöyle bir hareket varmış. Diye. Yani gününü görürsün gibi bir hareket. Mesela Türkiye'ye özgü diye. Bir de yanaktan öpüşürken Türkiye'de ve Kıbrıs'ta tam bir ters var. Ters taraftan, sizde şerit ters ya, onunla alakalı olabilir. Çok o da ilginç bir şey. Başka farklılıklar neler dünyada ve Türkiye'de? Eve gittiniz bayram tatili. Anneniz harika bir yemek yapmış. Tadına baktınız, mükemmel olmuş. Elimizle ne yaparız Allah aşkına? Bir yapın hepiniz. Yemeği çok beğendik, ne yaparız? Herkes bir yapsın Allah aşkına. Yemeği beğendiğinizde yaptığımız hareket. Güzel. Nöbetçi arkadaşım, ismin sarışın olan? Bilal. Bilal kardeşim, böyle yaparız ya. Böyle bir şey var mı? Hey hey. Babaanne çak, mantı süper olur. Böyle yaparız ya. Ve şimdi baktığınızda cidden böyle yaparız. Ama Kügyat'a çağırdılar beni çocuklar. Kütahya Genç İş Adamları Derneği. Erkan Güral. Hocam dedi, biz İtalya'ya gittik. Müthiş bir ihracat bağlantısı yaptık dedi. Yemeğe çıkarmışlar bunları. Yemekte sormuşlar, Erkan Bey nasıl buldunuz yemeği diye. Ama iki taraf da acayip mutlu diyor. Erkan Bey klasik, very good yapmış. Hocam diyor, renkler attı sofrada diyor. Bu panik halinde, bunun ikinci bir aşaması vardır, onu yapmış. Hocam diyor, kimse benimle yemeğin sonuna kadar konuşmadı. Allah aşkına bu nedir? Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Fakat bana bir Türk olarak çok gurur veren bir şey var çocuklar. Batılılar bizden halı alır, tişört alır, işte leğen alır, buna para öder. Bilgi için Türkiye'ye para ödemez Batılılar. Biz onlara para öderiz. Windows alırız, bilmem ne alırız, eğitim verirler, kitap çeviririz. İlk örnek şu anda Birleşmiş Milletler'in Orta Avrupa grubuna ben Türkiye'de eğitim veriyorum. Academy International bir Türk kuruluşu. Sınıfta Ermenistan'dan, Yunanistan'dan, Amerika'dan, Costa Rica'dan öğrenci var. Liderlik eğitimi alıyorlar. Bu Cenevre'de alınabilirdi. Atina'da, Türkiye'de alınıyor. Parası döviz olarak Türkiye'ye geliyor. Sınıfta sürüyle öğrenci. London Business School'dan bir yıl liderlik eğitimi almış. Gelip burada bir eğitim alıyor ve 100 üzerinden 100 veriyor. İlk örnek bu. İki tane İtalyan yönetici var. Marco ve Furio. Onlara sordum. Dedim ki Allah aşkına bu İtalyanca'da ne demek? Acayip güldüler. Nereden biliyorsunuz? Vallahi bilmiyorum ne demek dedim. Şimdi yemekteki atmosferi düşünün. İtalyanlar bunu ne zırvalıyorsun kardeşim? Ve bana anlattıklarını, ya dedim olabilir mi böyle bir şey? Daha sonra Dünya Kupası'nda Güney Kore İtalya maçı. O olaylı maç, hatırlar mısınız bilmiyorum. Hakem yanlış kararlar verdiğinde İtalyan oyuncular koştu hakeme ve böyle yaptılar. Zırvalıyorsun dediler. Arabistan'da bu şivaye, yavaş demektir. Arabistan'da yaparsanız yavaş diye algılar. Türkiye'de mükemmel demek. Bakın, üç farklı ülke. Peki dedim, yemeği beğendiğinizde ne yapıyorsunuz Allah aşkına? İtalyanların hareket, bakın şu yemeği beğendiklerinde. Eli şöyle koyuyorlar ve yapıyorlar. Bilal sen yaparsan de ha. Ve bu bizde mesela böyle yapsanız ne anlarlar? İşim ya da karşıdaki Allah Allah der. Bu ve mesela bizde böyle olan şey birçok Batı ülkesinde şöyle. Biz böyle yaparız, onlar böyle yapıyorlar. Başka farklılıklar neler? Bana bir para işareti yapar mısınız çocuklar? Para deyince aklınıza gelen işaret lütfen. Para deyince aklınıza gelen işaret. Güzel. Senin harçlık düşük herhalde. Herkes böyle yapıyor. Sen para ne oğlum? Şöyle, bütün dünyada para bu cidden. Sadece Japonya'da bunu yaptığınızda hiçbir şey anlamıyor adamlar. Böyle yaptığınızda Allah Allah diyor. Ne acaba? Bir tek Japonya'da para için kullanılan işaret şu. Şimdi maazallah çıkışta benim cebimde para olmasa ve desem ki Ömer 2 milyon borç verir misin? Ömer diyor ki gözüne yumruğu geçiririm seni. Çünkü Türkiye'de ve Latin ülkelerinde insanlar bunu bir küfür olarak algılıyorlar. Fransa'da bunu yaparsanız değersiz demektir bu Fransa'da. Japonya'da para demek, Amerika'da bunu yaparsanız başarı demek Amerika'da. Farklı kültürler ve farklı etkiler. Son bir farklılık, aslında birkaç tane daha var ama temel bir farklılık daha anlatayım size. Başınızda bana bir evet işareti yapar mısınız bir? Bir de bir yapar mısınız? Hayır işareti. O kim ya? Ve bakın çok ilginç. Tüm dünyada evet bu. Tüm dünyada da hayır demek için insanlar şöyle yapıyor. Hayırı dünyada bizim gibi yapan.
Yani kellesini geriye atarak, gözlerini vahşice geriye devirerek ve bazılarınızın yaptığı gibi diliyle damağını yapıştırıp şaklatarak hayır diyen, dünyada üç millet var çocuklar. Türkler, Yunanlılar ve Suriyeliler. Bunun dışında birisine yapın, adam Rosa de Costa diye Kanadalı bir öğrencim. Şerif Bey dedi, Türkiye'de en çok buna şaşırdım dedi. Bir Türk erkekle dedi bir toplantıdayız, adam bana karşıdan yapıyor dedi. Allah Allah dedi. No, bizim sınav arkadaşlar hani ağır demeye çalışıyor, o da öpücük gönderiyor. Hayatında öyle bir şey görmemiş çünkü. Ve neye bağlıyorlar biliyor musunuz? Bütün çocuklar, Türk bebekleri de mama uzattığınızda yemeyeceklerse hepsinin hareketi bakın şurada. Allah aşkına aranızda şöyle bir Türk bebeği gören var mı? Mama uzatıyorsun ve almıyor. Ve şimdi bir saattir içeridesiniz. Benim bitirmeden önce söylemek istediğim 3-4 cümle var. Onu söyleyeyim ve bitireyim. Öncelikle geçenlerde kamuda yeniden artık video televizyonları kapatabiliriz değil mi? Kapatalım, ben rahat rahat konuşayım, olur mu son bölümde? Ya da konuşayım ya, açık kalsın. Yani battı balık yan gider. Evet. Reha Muhtar'dan bilmem nereye kadar söylemediğimiz kalmadı. Tansu Çiller'i de çektiniz çaktırmadan. Evet. Şimdi temel nokta şu. 3 yıl kadar önce kamuda yeniden yapılanma diye bir sempozyum düzenlenmiş. Benim asıl eğitim ve seminerlerim liderlik ve yönetim üzerine. Gittim oraya. Kriz çıkmamış. Makam aracından giremezsiniz içeriye. Nasıl makam aracı anlatamam size. Gittim, ben konuşmacı olarak davet edilmişim. Benim yaşımda dinleyici yok. Bütün dinleyiciler, hepsinin korumalar kapıda. 400 dinleyici mutluluktan ölebilirler. Devleti yönetiyorlar ve çok mutlular. Krizle çıkmamış. Makam araçları, korumalar bilmemler. Biz geçtik oturduk konuşmacılar olarak. Ve herkes de bana bakıyor. Allah Allah, bu çocuğu niye çağırdılar acaba diye. Benim yaşımda dinleyici yok çünkü. Benden önceki müsteşar çıktı çocuklar ve dedi ki Türkiye'nin cep telefonu sayısı şu anda Yunanistan'ın bilmem kaç katıymış. Millet ooo falan sağırlar, birbirini ağırlar. Dünyanın 16. büyük ekonomisiymişiz biz, haberiniz olsun sizin de. Ve uydu sayımız şu anda Yunanistan'ın bilmem kaç katıymış. Millet ooo, en sonunda sıra bana geldi, benim ama acayip moralim bozuldu. Ben dedim ki şu kağıdı dedim ben kenara bırakıyorum. Ben dedim konuşmacıları dinleyince başka dünyalarda yaşadığımızı fark ettim ve ben dedim başka bir şey anlatacağım size. Ve dedim ben merhaba diye başlıyorum çünkü kimin ne olduğunu bilmiyorum. Merhaba dedim. Çünkü benden öncekilerin konuşmaya başlaması 5 dakika alıyor. Sayın bakanım, bakanımın halasının oğlu, işte onun dayısının oğlu falan diye onlar da mum yapıyorlar. Ben dedim hiçbirinizi tanımıyorum. O yüzden merhaba diye başlıyorum. Ben dedim size iki tane temel şey söyleyeceğim. Birincisi dedim, bugün eğer bir adam kendi parasını kendisi için harcıyorsa, şu anda siz kendi paranızla kendinize bir şey alacaksanız iki şeye bakarız. Fiyatına ve kalitesine. Eğer dedim birileri başkasının parasını kendisi için harcıyorsa, ben devletin parasıyla kendime pardüs olacaksam sadece kalitesine bakarım, hiç fiyatına bakmam dedim. Eğer birileri kendi parasını başkası için harcıyorsa bir tek fiyatına bakar çocuklar. Hiç kalitesine bakmazlar. Ama dedim eğer birileri başkasının parasını başkası için harcıyorsa ne fiyatına bakar ne kalitesine. Salon buz kesti. İşin kötü tarafı dedim, son 40 yıldır başkasının parasını başkası için harcarken kendinize %5, partilerinize %10 komisyon alıyorsunuz. Salon buz kesti. Şok herkes. Sonra döndüm müsteşara, dedim ki benim için gelişmişliğin şeyi, kriteri cep telefonu, uydu falan değil dedim. Ne senin için dedi. Benim için iki tane kriter var dedim. Birinci kriter, ben çocukken dünyada bize vize uygulayan 5-6 tane devlet vardı çocuklar. 40 yıldır bu ülkeyi sizler yönettiniz, aynı adamlar yönetti dedim. Bugün dünyada 200 devlet var, 170'i biz Türk'üz diye bize vize uyguluyor. İkinci kriter dedim, cep telefonu sayısı bilmem ne, çok alkış aldınız dedim. Yunanistan'da çocuklar 5 yaşına kadar olan 1000 çocuktan 6 tanesi ölüyor. Türkiye'de 61 çocuk ölüyor. Türkiye'de 61 çocuk ölüyor. Fazladan ölen 56 çocuğu vergi kaçıran bir iş adamı olarak ben öldürüyorum.
alkollü araba kullanan servis şoförü öldürüyor. Rüşvet yiyen o müsteşarlar bakanlar öldürüyor. İşini dünya kalitesinde yapmayan polis memuru öldürüyor. İşini dünya kalitesinde yapmayan doktorumuz öldürüyor. Hep beraber öldürüyoruz fazlalığından 56 çocuğu. Hiçbirimiz bende bunun sorumluluğu yok demesin. Hiçbirimiz işimizi dünya kalitesinde yapmıyoruz. Ben bunları söyleyince salon buz kesti. Önce çok bozuldular. Çıkışta ayakta alkışladılar dakikalarca. Ama size ben bugün bunu söylemek için geldim. Bu ülke daha iyi bir ülke olacaksa sizin sayenizde olacak. Lütfen bizler gibi olmayın. Rüşvet yiyen, hayatta tek hedefi maaşım artsın başka bir şey olmasın, ben işimi kaliteli yapmayayım olmayan, lütfen çok kaliteli çok iyi insanlar olun. Yoksa o fazladan ölen çocukların sorumluluğunu lütfen omzunuzda hissedin. Öyle yapın ki işinizi, Martin Luther King'in çok güzel bir sözü var. Sizden sokakları süpürmeniz isteniyorsa Beethoven'in beste yaptığı gibi süpürün diyor. Shakespeare'in şiir yazdığı gibi süpürün ve Michelangelo'nun resim yaptığı gibi süpürün. Öyle bir süpürün ki uçan ve yürüyen herkes ve her şey dursun, burada dünyanın en iyi çöpçüsü çalışıyormuş desin diyor. Ben bugün size bu son 3 dakikadaki konuşmayı yapmak için geldim. Çok yoğun bir tempom var ama çağrıldığım her yere koşarak gidiyorum. Özellikle de emniyet, silahlı kuvvetler, buraya daha çok da koşarak gidiyorum. Çünkü sizlerle aynı üniformayı giydim. 14 yaşında yatılı okula gittim ve 12 sene üniforma giydim. Yasin, bir beyaz kitabından, yeni çıkan kitabından alabilir miyim? Bir tane arkadaşıma hediye edeyim istiyorum. Koşarak gidiyorum. Çünkü bilgi paylaşıldıkça ve bilgi arttıkça ülke daha iyi bir ülke olur. Bir saat boyunca beni çok cidden içtenlikle dinlediniz. Çok severek dinlediniz. Ben buradan bakışlarınızı cidden izliyorum. Bu kadar harika bir toplulukla 3 yıl sonra karşılaştığım için de çok mutluyum. Ve bugün buraya gelirken o gün size verdiğim bir söz vardı. 3 yıl boyunca bütün dalışlarımda giyeceğim diye. Bugün bu şapkayı yanıma alarak geldim. 3 yıl önce bana hediye ettiğiniz şapka. Sivil'de nereye gidersem gideyim, şapka takacaksam sizin bu şapkanızla gidiyorum. Onu da söylemeye geldim. Çok sağ olun. Var olun. Ben kitabı, bu yeni çıkan kitabım, birkaç hafta oldu. Hepiniz adına Dilek ablaya hediye edeyim istiyorum. Dilek, koşarak gel ve bunu sana hediye edeyim.